sorusu arkadaşlar. Birinci öncele bakalım. 2 ile 6 arasında fx eksi hx büyük 0 demiş. Yani fx'in hx'ten büyük olduğunu söylemiş. Bakalım 2 6 aralığına. 2 6 aralığımız burası. 2 6 aralığında fx fonksiyonu hx fonksiyonuna göre daha üstte. Daha üstte olduğu için büyüktür. Dolayısıyla farkları sıfırdan büyük olur. Bu doğru. 6 ile 8 arası arkadaşlar. 6 ile 8 arası burası. Gx hx'ten küçük demek bu. Yani şu. Bakalım bu aralıkta gx hx'in altında mı gerçekten? gx fonksiyonumuz şurası. hx fonksiyonumuz da burası. Dolayısıyla gx hx'den küçük oluyor. Bu da doğru. 2 8 aralığında fx eksi gx büyük eşit 0 demiş. Yani fx büyük eşittir gx şeklinde demiş. 2 8 aralığında fx gx'in üstünde mi daima? Bakalım 2 8 aralığında. fx fonksiyonumuz burası. gx fonksiyonumuz da sabit fonksiyon. Şimdi üstte olduğu yerde var, altta olduğu yerde var. Dolayısıyla 2 8 aralığında bu her zaman sağlanmaz. Cevabımız 1 2 gelir.